Basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kameraman ve fotomobil arkadaşlarımızı sahnemizin sağ ve sol tarafına lütfen davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görevli arkadaşlar dahil lütfen sahne önünü boşaltalım. Teşekkür ediyoruz. Efendim ne güzel yağmurlu bir havada buluştuk. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün ilk olarak hayırlı olsun dileklerimizle kendisini bu temel atma törenimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik Beyefendi'ye hoş geldin demek istiyorum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Avcılar, Küçükçekmece ve Beylikdüzü Sayın Belediye Başkanlarımız, çok değerli ilçe başkanları, siyasi partilerin değerli temsilcileri, saygıdeğer meclis üyelerimiz, törenimizi onurlandıran sevgili muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, çok değerli basın mensupları. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz yeni yatırımlar, yeni atılımlar ile şehrimize nefes aldıran projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Bugün birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran Avcılar Meydan Düzenlemesi ve Zemin Altı Otoparkı'nın temelini büyük bir coşkuyla hep birlikte atacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu çok önemli projemizin detaylarını bir filmle sizlere sunmak istiyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul yeni meydanlar kazanmaya devam ediyor. Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Eminönü, Güngören, Beyazıt, Bağcılar ve Mecidiyeköy'den sonra Avcılar Meydanı da modern bir kent meydanına dönüşüyor. 18.600 metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle birlikte afet deneyim odaları, çok amaçlı salon, kütüphane, kafe, açık hava kent sahnesi gibi birçok etkinlik alanı Avcılar'a kazandırılıyor. Yeşil alan ve dinlenme alanlarının artırılmasıyla meydan bölge halkı için daha keyifli bir hale geliyor. Yapımına başlanacak olan Hacı Ahmet Bitkenmez Camii vatandaşların kullanımına sunulacak. 475 araç kapasitesine sahip zemin altı otoparkıyla bölgedeki otopark sorunu ortadan kalkıyor. Avcılar trafiği rahat bir nefes alıyor. İstanbul yeni meydanlarıyla güzelleşiyor, yeni yatırımlarla güçleniyor. Gerçekten çok emek verildi, üzerinde hassas bir çalışma uygulandı. Umuyoruz en kısa zamanda açılış töreninde de hep birlikte oluruz. Biraz daha detay bilgi almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay Bey bizlere ilk olarak hitap edecek. Lütfen davet ediyorum. Buyurun efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu, çok değerli il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemiz ve değerli katılımcılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde yeni atılımlara, yeni yatırımlara devam ediyoruz. 39 ilçemizde olduğu gibi avcılarda da birçok alanda ilçemizin ihtiyaçlarına yanıt verecek, vatandaşlarımızın konforunu arttıracak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Marmara Caddesi bağlantı yolları inşaatımızın yanı sıra ilçe, ilçemizdeki üst geçitlerimizin yenilenmesi projelerimizde aralıksız devam ediyor. Kemal Sunal Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve birkaç cadde daha e, bunlara eklemek mümkün. Isparta Bulvarı dahil olmak üzere tamamladığımız pre prestij caddelerinden birkaçı. Ve çalışmalarımıza yine altyapılar geçti geçtikçe de devam ediyoruz. Yine Avcılar Sahil Parkı'nda ulaşımı daha konforlu hale getirecek düzenlemeler yapıyor, otopark kapasitesini arttırıyoruz. Mevcut bisiklet yolu ve koşu parkunu uzatarak peyzaj alanlarını yeniden düzenlediğimiz bu alanda çocuk alan, oyun alanlarını da yenileyerek fitness alanları, basketbol sahaları ve tenis kortunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıyoruz. Buradaki çalışmalarımız da 15 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Çalışmalarına devam ettiğimiz bu projelerin yanında Ambarlı'da kreş inşaatımızı da tamamladık ve bu bölgeye de yuvamız İstanbul kreşlerimizden birini daha kazandırmış olduk. Çevre düzenlemesi, peyzajı ve kent mobilyalarıyla Marmara Caddesi'ni tamamen yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün de şehrimiz ve Avcılar adına bizleri çok heyecanlandıran değerli projemizin temel atma töreninde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığımızın Avcılar'ın odağında bütüncül, modern bir tasarım anlayışıyla projelendirdiği yeni meydan Zemin altı otopark ve tasarlanan yeni meydanın en önemli parçalarından birisi olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar Afet Eğitim Merkezi ve deprem üssü binamızı da şehrimizin Avcılar'ın hizmetine sunmak amacıyla çalışmalarına başladık. Kıymetli katılımcılar, göreve geldiğimiz günden itibaren kent meydanlarını sadece otopark ve taşıt trafiğinin çözümünden oluşan soğuk ve kimliksiz alanlar olarak değil, kent sakinleri tarafından sosyal kültürel ve kimi zamanda ulaşım ve transfer için kullanılan o kentin kimliğini ve değerlerini yansıtan yeşilin hissedildiği kamusal alanlar olarak planlamaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin birçok noktasında bu anlamda çok değerli projelere imza attık. Yapımına devam eden projelerimizin yanında yeni projelerde bu anlayışla planlamaya devam ediyoruz. İşte bu şekilde avcılara yeni bir rekreasyon ve toplanma alanı kazandırmamızı da sağlayacak yeni meydan projemiz metrobüs hattı yeni avcılar metro istasyonu taksi otobüs durakları gibi her türlü toplu taşıma ağını birbirine bağlayarak ilçenin şehirle olan ana bağlantısını da güçlendirecek önemli bir proje olacak. Yaya toplu taşıma ilişkisinin bölgedeki omurgası olacak yeni meydan projemizin 18.600 metrekare alanda yaya öncelikli tasarım anlayışı, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyalarıyla vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeni meydan projemizin önemli özelliklerinden biri bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan otopark toplu taşıma ağları ile önemli bir transfer noktası olmasını da sağlayacak bir otoparkı da bünyesinde bulundurmuş olacak yaklaşık 4475 araç kapasiteli zemin altı otoparkı bu projeyle de avcılara kazandırılmış olacak. Başta da belirttiğim üzere tasarlanan yeni meydanın en önemli parçalarından biri olacak İBB Avcılar Afet Eğitim ve Deprem Merkezi binamızın temelini bugün aslında atmış olacağız. Burada şehrimize kazandırdığımız projenin ana hedefi Afet Eğitim Merkezi olsa da bünyesinde barındıracağı kütüphane ve her türlü konferans Tiyatro, konser gibi etkinliklerin düzenlenebileceği şekilde tasarlanan çok amaçlı salonla da bölgenin yeni bir kültür odağı haline gelmesini planlıyoruz. Her türlü afet senaryosu ile teorik ve pratik eğitim verebilecek, kapasite ve donanımlara sahip olacak bu merkezin seminer ve oryantasyon salonu, sergi ve deneyim e, maketleri bölümü, yangın söndürme bölümü, duman deneyim bölümü, 4B video gösterim odası, rüzgar deneyim odası, sarsıntı odası ve çocuk bölümleriyle şehrimizin, ülkemizin hepimizin endişeye sevk eden bir gerçeği olan deprem konusunda hem bizlerin hem vatandaşlarımızın da daha fazla bilinçlenmesi adına önemli bir işlev yürütmesini bekliyoruz. Yine biraz önce bahsettiğimiz üzere yapının ana fonksiyonu olan afet eğitiminin kültürel programla destekleyicisi ve tamamlayıcısı olmasını planladığımız 600 kişi kapasiteye kadar etkinlik düzenleme imkanı olan çok amaçlı salonumuzda tiyatro, konser, sergi ve konferans gibi etkinliklere ev sahibi yapabilecek standartlara sahip olacaktır. Proje ile birlikte vatandaşımızın hizmetine sunacağımız kütüphanemizde etüt odaları, okuma ve çalışma alanlarıyla bu projenin tamamlayıcı unsurlarından biri olacaktır. Değerli katılımcılar, 2019 yılında Silivri merkezli depremde hasar görerek yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin çok fonksiyonlu bir cami ve dini tesis alanı yapılması yönünde çalışmalarımıza başlamıştık. Dini tesis alanında kalan projelerimizde, bu parselde yeniden hazırlanan Hacı Ahmet Tükenmez Camii projesi 1710 metrekare toplam kapalı alanı ile yaklaşık 800 kişi açık alanında da 2125 kişi olmak üzere toplamda 2925 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Caminin ibadethane kısmına ilave olarak ise taziye evi, çok amaçlı salon, depolar, teknik hacimler, abdesthane ve tuvaletler de planlanmıştır. Yapılan cami tasarımı ile Avcılar ilçesinin toplu taşımadan yaya gelen yaya girişinin genişletilerek yaklaşık 2950 metrekarede meydan alanıyla buluşması gerçekleştirilmiş. Alanda 310 metrekare oturma terasları ile birlikte yeşil alan miktarı da 3 katına çıkartılarak 3200 metrekareye ulaşmıştır. Tasarımda yıkılan cami alanın kullanılmasına dikkat edilerek Avcılar ilçesinin E5 yönünde metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma ile gelen tek girişi olan 5 metrelik yaya aksının da genişletilerek 10 metreye çıkarılması ve rahat bir şekilde şu andaki meydanla da alt geçitle de bağlanılarak Marmara Caddesi'ne Avcılar'ın girişine rahat bir yaya aksı olarak tasarlanmıştı. Ayrıca bu aksın Marmara Caddesi ile sürekliliğin devam ettirilmesi amacıyla da E5'ten gelen trafik yönünün de yani ana yolda E5 kenarında da bir deplasesi söz konusuydu. Ve bu tasarım planlamaları ile ilgili bugün temel attığımız meydan ve cami ilişkisi de aslında güçlendirilmiş iki ayrı meydana kavuşmuş olacaktı. Ancak şu anda e, bu cami çalışması ile ilgili de e, hukuki süreçler e, devam etmekte. E, temelini bu yüzden e, inşaat faaliyeti durdurmuş olduk. Son olarak projemizin 2024 yılının ikinci yarı yılına, şu andaki meydan alanı ikinci yarı yılına tamamlayarak sizlerin, sizlerin hizmetine açmayı açacağımızı belirtmek isterim. Projeyi hazırlayan Etüt Projeler Daire Başkanlığımıza Yapımı için emek verecek fen İşleri daire başkanlığımıza ve tüm birimlerimize, yüklenici firmamıza şimdiden çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Şehrimize ve Avcılar'a hayırlı uğurlu olsun. Efendim çok teşekkür <laughs> ediyoruz genel sekreter yardımcımıza. Emeği geçecek tüm yüklenici firma çalışanlarına, emekçi dostlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Aramızda bulunan en mutlu kişilerden birisidir hiç şüphesiz. Çünkü Avcılar Belediye Başkanı Şimdi lütfen alkışlarınızla Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, ilçe başkanlarımız hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de burada gördüm Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti ve birçok e, ilçe başkanlarımız burada. Mevkidaş belediye başkanlarım, muhtarlarımız ve Gaziler Derneği başkanım ve çok kıymetli avcılarlılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ve yine aramızda yine aramızda benim için ve avcılar için özel bir insan var. Sayın Yüksel Çengel önceki dönem başkanlarımızdan ve tabii bu ülkede birileri çokça darbe konuşur, darbe eleştirisi yapar. Yüksel başkanımız 80 darbesiyle görevden alınan ve uzun süre cezaevinde kalmak durumunda kalan mağdur da bir belediye başkanımız. Hoş geldiniz başkanım. Saygılar sunuyorum ve avcılardaki çalışmalarımızda her zaman yanımızda ve destek oluyor. Ve yine çok kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediyemizin genel sekreter yardımcıları, müdürleri ve değerli konuklar. Evet. Çok mutluyum. Çünkü 25 yıl aradan sonra Sayın Başkanımızın, Ekrem Başkanımızın belediye başkanlığını iki defa kazanmasıyla birlikte Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hizmetler almaya başladı. Ve bu dev bir yatırım. Yaklaşık yarım milyarı geçen dev bir yatırım ve bu yatırım Avcılar'da yapılan birçok başka yatırımlardan sadece bir tanesi. Yine Sayın Başkanımla birlikte Ekrem Başkanımızla birlikte 40 yıllık sorun imar sorununu 120 bin nüfuslu bir mahallenin imar sorununu çözdük ve orada da orada da 20-30 yıldır <laughs> insanların İstanbul gibi bir metropolde hala insanların kendi elleriyle yaptığı altyapılardan kurtarıp modern altyapı çalışmaları sürüyor. Ve bahsedildi birçok yatırım aldık. Ben tüm bu yatırımlar ve özellikle özellikle avcılarımızın en önemli ihtiyacı olan en önemli ihtiyacı olan avcılar meydan projesine yaptığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun başkanım, var olun, iyi ki varsınız. Avcılarla hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu proje, bu proje çok uzun yıllardır, çok uzun yıllardır, yani 20 yıldır, 30 yıldır yapılmayı bekleyen bir proje. Herkes bilir, burada Turgut Özal Stadyumu vardı ve bu stadyum bu stadyum yıkıldı. Bu stadyumun yıkılmasıyla birlikte yeri Avcılar halkından Avcılar halkından alınarak büyükşehir kullanmaya başladı. Ve Ekrem Başkanımın Ekrem Başkanımın kazanmasıyla birlikte işte burası yine Avcıların olan Avcılar Meydan avcılarla tekrardan geri dönüyor. Ve bu dönüş avcıların en önemli meselesi, en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununu çözerek geliyor. Otopark sorununu çözerek geliyor. Ve yine bu proje ve yine bu proje avcılarımızın neredeyse yaya aksı olarak tek girişi olan tek girişi olan yaya girişini metrobüsle bağlantı girişini çözerek çözmek isteyerek geliyor ve yine bu proje bu proje avcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu biliyorsunuz. Avcılar dönüşüyor. Çünkü avcılar kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyuyor ve burada bir afet eğitim merkezi ve bir kültür merkeziyle birlikte geliyor. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin çalışmalarını engelleme girişimleri var. Ve burada, burada da iki girişim var. İki engelleme girişimi var. Bu engelleme girişimlerini siz avcılarla hemşerilerime anlatmak istiyorum. Şikayet etmek istiyorum. Çünkü 2019 yılında 5.8 Silivri depremiyle birlikte bir bağışçının yaptırdığı Hacı Ahmet Tükenmez camimiz hasar aldı. Ve bu hasar nedeniyle cami yıkıldı. İlk günden itibaren ilk günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız camiyi de yaptırmak suretiyle bu projeyi yapmak için yola koyulduk. Çokça konuştuk, çokça görüştük ve en çok da en çok da müftülükle ve ilgililerle görüştük. Fakat bugüne kadar bugüne kadar yol almamak bir yana yol alamamak bir yana projesi tamam görüyorsunuz. İnşaata başlandı biliyorsunuz mahkeme kararıyla. Mahkeme kararıyla Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ni yapmamız, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapması engellendi. Ve daha geçen hafta, geçen hafta duruşmada bu durdurma talebinin reddi yönündeki talebimiz karşılık bulmadı ve maalesef istinaf mahkemesinde, istinaf mahkemesinde bu durdurma kararını, bu tedbir kararını kaldırarak inşallah caminin yapımına ve caminin yapımıyla birlikte avcıların biliyorsunuz Marmara Caddesi ve çevresi yapıldı. Marmara Caddesi'nin yaya aksının E5'e kadar kesintisiz sürmesine ve yine dev bir rekreasyon alanıyla ve otoparkın üzerinde yapılacak yapılacak meydanla hatların tüm hatların birleşmesine ve bütünleşmesine vesile olacak. Bu engelleme sürüyor. Yanlış bilgiler vererek, yanıltarak, yanıltarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın camiyi yapmasına yapmamıza izin verilmiyor. Ama duracak mıyız? Elbette durmayacağız. Mutlaka bunu yapacağız. Başka bir engelleme daha var. Projeyi gördük projeyi projeyi anlattık. Ve bu projenin bu projenin hayata geçmesi için bir plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir yıldır oyalanıyor. Ve plan tadilatına izin verilmiyor. Sanki sanki birilerinin yaptığı gibi burada AVM'ler yapacakmışız gibi sanki birilerinin yaptığı gibi buralarda özel mülkiyete konu yapılar yapılacakmış gibi. Projede görüldüğü gibi avcılarımızın, İstanbul'umuzun en önemli ihtiyaçlarından biri afet eğitim merkezi ve kültür ve sanat merkezine kavuşacak. Biz avcılar olarak bu projeyi istiyoruz, değil mi? Buna buna karşı gelişlere diliyorum müsaade etmeyeceğiz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarken avcıların dönüşümüne, avcıların yenilenmesine verdiği katkılardan dolayı avcılar halk adına da teşekkür ediyorum. Ve söylemeden duramayacağım mutlaka ifade etmem lazım. Tabi Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Diliyorum, diliyorum ve inşallah en kısa zamanda orada barış sağlanır ve zulüm biter. Saygılar sunuyorum. Hoş, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Ançerli konuşmalarını tamamladı. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz hatırlıyorsunuzdur. Büyükşehir Belediye'miz 150 günde 150 eser maratonu başlatmıştı. Ardından 300 günde 300 eser olarak devam etti bu maraton. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde yeni yatırımlar, yeni atılımlar diyerek İstanbul'umuzun güzel yarınlarını hazırlayan ekibin liderini şimdi dinleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi. <laughs> Teşekkürler. Eee biraz dar bir sahada, dışarıda hafif bir yağmur ve bu esnada temel atacağız. Eee bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli hanımefendiler var, beyefendiler var. Önce bu güzel proje için bizimle bir araya gelen kıymetli vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette bugün e, ilk kez birlikte bir temel atacağız. E, bu çok özel görevinde çok başarılı olacağına inandığım ve göreve başladığı andan itibaren de çok özel, özenli bir çalışma sürdürdüğünü gördüğüm ve inşallah 2024'te çok güzel bir sonucu hep birlikte elde edeceğimizi şimdiden bildiğim çok kıymetli il başkanımız Özgür Çelik'e hem görevi hayırlı olsun hem başarılar diliyorum. Değerli belediye başkanlarımız bizimle Beylikdüzü Küçük Çekmece tabii ki Avcılar Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde çok kıymetli ilçe başkanlarımız var. Hem siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları var. Hem de diğer ilçelerden gelen e, Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanlarımız var. Aynı zamanda görüyorum kadın kolları burada, gençlik kolları burada. Onlar her zaman bizlerle birlikte. Umut ederim hayırlara vesile olacak güzel bir işbirliğini burada eee şehrimizde buluşturacağız. Elbette benim de birkaç duygum var. Bir proje ve bir meydan kavramı ne demektir, ne ifade eder bir şehirle ilgili. Bunları sizinle paylaşacağım. Ama e, burası benim çok özel bir noktam. Çünkü ben tam e, 34 yıl önce hemen karşıdaki okulda eğitim yaşamını e, başlatmış üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, yaşamını burada geçirmiş birisiyim ee, ve o günden beri aslında avcılarlıyım burada tabii en eski avcılarlı Yüksel Çengel başkanımız onu kabul ediyorum ee, bizim büyüğümüz ağabeyimiz ama e, ben de fena sayılmam yani 34 sene niye fena sayılmam çünkü burada okurken ister istemez burasıyla e, avcılarla bağlarınız oluyor örneğin Buradaki henüz stad olmadan toprak haliyle o toprak sahada e, öylesine gelip top peşinde koşmak değil, resmi maçlar oynamış bir kardeşinizin, hemşerinizim. E, az önce projenin detaylarına gireceğim ama ne yazık ki belediye başkanımızın e, üzerine basa basa anlattığı e, buradaki caminin de cemaatiyim. Dolayısıyla süreci iyi anlamak lazım. Bir caminin yapılması engelleniyor. Bu cami bu cami defalarca içinde bulunduğum bu cami yıllar önce yapılmış ama ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için Silivri'deki sallantıdan sonra yıkılması öngörülmüş. O günden itibaren aslında süreci devam ettiriyoruz. Projeyi çalışıyoruz ve günün sonunda buradaki meydan projesi olgunlaşınca en az 6-7 kez buraya duyduğum hassasiyetle ki bir kısmına belediye başkanımız da eşlik etti. Burada nasıl bir entegrasyon sağlamalıyız? İyi biliyorsunuz özellikle buradaki üst geçitler yapıldıktan sonra işte Marmara Caddesi'nden D100 karayoluna yayanın bağlantısı meydanla D100 karayolunun yani metrobüsün bağlantısı, yine metronun bağlantısı noktasında hassas bir bölge. Ben orada bir yayı olarak, yıllar öncesinden, şimdi daha kalabalık bir yayı olarak kuyruk gibi metrobüse gittiğimizi ya da metrobüsten kuyruk gibi avcılara girdiğimizi bilirim. Daracık bir yolu vardır çünkü. Dedim ki arkadaşlara, burayı çok sağlıklı bir meydana, İnsanların avcılara girerken hem güzel bir camiyi görmeleri hem oradaki camiyle ilişki kurmaları bundan daha iyi bir şey olabilir mi? İlişki kurmaları ve tabii ki aynı zamanda ibadet etmeleri farklı ihtiyaçlarında görüldü. İşte taziye evi gibi, kütüphanesi gibi, konferans salonu gibi noktaların da olduğu güzel bir cami tasarımıyla çalışın demiştim bir müftü bizi dava etti. Buraya yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niye? Küçükmüş cami. Yani 800 kişi kapalı alan dışarısıyla beraber 2000 kişiyi bulan ibadet noktası olacak bir yeri küçükmüş. Yani bir şehirde bakın 3 yol ağzı hem köprü geçişi hem D100'e bağlantı yolu, hem yaya geçişi, hem D100 böyle bir kavşak noktada büyük yapacağız hani hayali. Neymiş? Binlerce kişinin oldu ya kardeşim oraya binlerce kişi gelemiyor bile. Buranın bir, buranın bir e, girişe çıkışa güzel bir karşılamaya muhtaç ki alt geçit meydanla bağlıyoruz. Daha sonra. Hemen karşıda Cerrahpaşa diye şimdi biliyorsunuz Yunan Üniversitesi'nin ismi değişti. Oranın yerleşim planına da gittim baktım. Bu kadar ısrarlı baktım. Baktım orada üniversitenin içerisinde kocaman bir cami tasarlanmış zaten. Hemen karşısı. 200 metre karşısı. Hatta ben dedim ki ya burada zaten büyük bir cami var. Burada burayı boğan değil. Burayı boğan değil. Ferahlatan bir cami yapılmalı. Sonra dediler ki ya bir de müftülük istiyorlar ısrarla. Onun için bunu zorluyorlar. Yazı yazın dedim. Hazine ya da mali emlak, milli emlak neyse devletin bir yerde arsası varsa onu bize göstersinler. Avcıların müftülük binasında biz yapacağız dedim Büyükşehir Belediyesi olarak. Hiç sorun yok. Ama oraya sığmaz dedim. Orası zaten bir avuç içi kadar yer. Oraya sığmaz. Orası seyircilik açısından ferahlatan bir şekilde avcıların girişi orası. Meydanla buluşma yeri orası. Mesele üzüm yemek değil. Mesele bacıyı dövmek. Ben bu aklı tanıyorum. Ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor musunuz der. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cami yapmasın. Derdi bu. Ben bu müftü aklını tanıyorum bakın. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize Beylikdüzü'nde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? Mecburen kaçak cami yaptım ya. Bunu hatırlatıyorum mecburum. Daha ileriz gideyim mi? Camiye imam vermedi aynı müftü. Karadeniz fıkrası gibi değil değil mi? Dedim ki vermesinler gider imamlık yaparız yapacak işi yok. Ayıp. Bakın ayıptır günahtır. Yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na daha önce bu konuyu anlattırdığım İstanbul Müftüsü'ne sesleniyorum. Ayıptır günahtır. Bu işe müftülüğü insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. O akıl olmasa yürütmeyi durdurmaya orada gördüğünüz 800 kişilik cami projeyi gördünüz. Bakın tam proje önünüzde. Şuna mescit diyecek. Mescit diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açan akıl kötü niyetli akıldır. Size bir şey daha söyleyeyim. Yine Beylikdüzü'ndeyken müftülük binası yaptık. Çok şık. Yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız şahit. Bizi kaçak müftülük yapmakla yine müftü şikayet etti. <laughs> yine fıkra gibi değil mi? Ve o müftülüğü bitirdik. Ta 2017'de 18'de taşınacağı müftülüğe Herhalde 2-3 sene önce taşındılar değil mi başkan? Yaklaşık. Niye? inat ne dert ne biliyor musunuz? Ya CHP'li belediye müftülük yapar mı? Bakın neyi konuşuyoruz? inançta inançta en temel şeyi yani siyaseti dine alet etmemeyi. Benim inancımı sorgulayacak ister adı müftü olsun ister adı başka bir şey olsun. Benim inancımı sorgulayacak insan daha anasının karnından doğmadı. Bu ülkede bu ülkede kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Dünyada kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Böyle bir şey olabilir mi? Ya taziye evlerimizi engellemeye kalktılar Beylikdüzü'nde biliyor musunuz? 7-8 tane bitirmiştik. Şimdi başkanımız onun sayısını 13-14 yaptı. Bakın taziye evlerimizi engelleme. Niye? İki otobüs zabıta yıktılar oraya. Başkanımız hatırlar Yakuplu'da. Yakuplu'daki taziye evini nasıl yaparlar diye iki otobüs zabıta yüksel abi. Büyükşehir zabıtası. Sen mi iki otobüs zabıta yüklersin oraya? Biz de gelir 2019'da Büyükşehir seçimini çatır çatır alırız kardeşim. Bu kadar net. Ya. Akılsız baş. Inanın akılsız baş. Bakınız. Bakınız buradan buradan bunu anlatıyorum. Burada çok kıymetli siyasi partilerimizin başkanları var. Çok kıymetli Gaziler Derneğimizin Nurettin abi benim ağabeyimdir. İlçe başkanı iken tanıştık defalarca gelmiştir gitmişizdir. Güzel Gazi büyüklerimiz burada. Az önce avcılarda oturur görünce mutlu oldum. Gençleşmiş. Taşeronluğumu yapardı. Kıymetli bir ustamızı gördüm, sarıldım aklıma geldi. E biz beraber yaşadık yani ettik. Kimseyle o zaman da gider beraber ibadetimizi yapar döner işimize şantiyemize döner. Hayatı böyle yaşadık biz. Şimdi. Hayatı başka bir şeye vermeye çalışıyorlar bu ülkede. Bakın buradan ihbar ediyorum kime? Dini siyasete alet edip bu tür hizmetlerin önünü kesmeye çalışan bir kısım memuru, bir kısım amiri ya da avcılardaki müftüyü şikayet ediyorum. İhbar ediyorum. Kime ihbar ediyorum? Hükümetin başına, Sayın Cumhurbaşkanından tutun kim varsa Diyanet İşleri Başkanı, parti efendime söyleyeyim, bakana kadar şikayet ediyor. İlk defa bu konuyu anlatıyorum. Bakın hiçbir yerde ağzımı açmadım. E peki ilgili kişilere gitmedim? Hayır, yolladım. Vali beye yolladım, müftüye yolladım. Herkese anlatıldı bu konu, herkese. Bu işe çözüm bulmuyorsunuz. Peki başkanımız buradan Filistin'deki acıya, oradaki derin acıya mesaj yolladı. Bu acının dinmesi ve barışın gelmesi. Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın inancın istismar edildiği her yerde acı vardır, zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde İnancımızı, inançları herkesin inancı kendine, kulla Allah arasında. Herkesin inancı kendine, inançları kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye ya da iktidarlarını sağlama almaya, korumaya, kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz kardeşim. Sonuna kadar sonuna kadar. Ben bunları anlatırken içim ciz ediyor. Niye ciz ediyor? Ben o caminin cemaatiyim ya. Ben o camide 17, 18, 19 yaşında o caminin cemaatiydim ha o daha sonrasında da. Sen kalkıyorsun, bugün geldin, yarın belki başka bir yere gideceksin. Müftü olarak bu şehirdeki insanların hakkını gasp ediyorsun. Masaya bile oturmuyorsun. Kasıtlı davranıyorsun. Ayıptır. Ayıptır. Bu kadar niye anlattın? Evet anlatacağız kardeşim. Öyle kolay değil işte meydan yapmak veya eee hayatı değiştirmek anlatacağız. Bu yanlışları anlatacağız ama aynı zamanda arkamıza yaslanıp işimizi nasıl güzel yaptığımız da anlatacağız. İstanbul'da hayatı değiştiren meydanlar küçücük bir yer bile görsek işgal altında biz işte Sarıyer Meclisiyemizi görünce hatırladım. Emirgan'da küçücük bir yer işgal edilmiş yıllarca. Şimdi Boğaz'ı ferah bir şekilde püfür püfür esen bir yerde izlediğiniz küçücük bir meydan. Gidin Beyazıt Meydanı'nı görün. Birkaç ay süre Eminönü Meydanı'nı göreceksiniz. Bayılacaksınız. Mecidiyeköy'de seçim zamanı gidip bu ne dedim ya bu manzara bize yakışır mı ya? Allah aşkına iş portacılar şunlar bunlar Mecidiyeköy tomalar bilmem ne halbuki orada yüz binlerce insanımız vızır vızır oraya buraya gidiyor. Şimdi işinden gidecek adam evine dönecek ya da evinden gelip işine gidecek moral almak ister değil mi? Meydandan geçince moral almak ister. Moralli gitmek ister. O manzaraya göre nasıl moralli gidecek? Bir tarafta tomalar, bir tarafta iş işportacılar, kapkaranlık. Metrodan metroya ya da metrodan metrobüse otobüs durakları, İETT vesaire olduğu yer. Canım Mecidiyeköy. Böyle bir yerdi. Orada da engellendik. <laughs> Biraz d yüzün altı falan filan. Neyse arkadaşlarım bir yöntemle orayı pırıl pırıl bir yer yaptılar. Pırıl pırıl. Mecidiyeköy meydanını görüp morali düzelerek insanlar evlerine gidiyor. Morali düzelerek işlerine gidiyor. Onun için İstanbul'un meydanlarını güzelleştiriyoruz. Bağcılar'da, Esenler'de, her yerde meydanlara yeniden dokunuyoruz. Ümraniye'de, Kartal'da, her yerde muhteşem bir Maltepe meydanı yapıyoruz. Yerin altından tüneli geçirtiyoruz. Bir kilometre üstünde yaklaşık 30 bin metrekareye yakın muhteşem bir meydan haline getiriyoruz orayı. Yani İstanbul'un her noktasına dokunuyoruz. Dokunulmayan yerlere o hesabı yapmadan Bostancı sahilinde muazzam bir yeşil alanı Marmara Denizi'ne nazır metronun üstünü muazzam bir meydanı insanlarımızla buluşturuyoruz. Yedi buçuk milyon metrekare yeşil alanı üç buçuk dört senede İstanbulluyla buluşturuyoruz. Büyükdere fidanlığını bir bir buçuk aya kadar Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün açtığı meyve fidesi yetiştirmeyi düşünüyor bu ülkenin lideri. Düşünün meyve fidesi. Daha iyi fındık, daha iyi elma, daha iyi armut. Tarımda nasıl ayağa kalkarız diyerek 1926'da fidanlık kuruyor büyük dereye. Metruk bir halde üzüldü, utandım. Bu nedir dedim. Duruyor. Nedir? Bülkü bizim. 250 bin metre. Muhteşem bir kendi kimliğini koruyarak müzesi var, tarımla ilgili eğitim alanları var, İSMEK Enstitü İstanbul'un merkezi var. Birçok konuyu içinde barındı ama aynı zamanda spor, sanat, kültür, yaşam. 250 bin metre Boğaz'ın kıyısında. Vallahi hiçbir hiçbir alanını bu şehre ve bu şehrin insanına ait bir metrekaresini bile bir metrekaresini bile bak iddiayla söylüyorum bir büfe yeri kadar yeri bile birine peşkeş çekmedik. Milletimizin kullanacağı şekle dönüştürdük. Onun için onun için biz bu işlerimizi önemsiyoruz. O güzelim camiyi de biz oraya yapacağız. İnsanlarımızın ibadet etmesini en kısa zamanda sağlayacağız. Buraya da 500 araca yakın kapasitesi olan otoparkı tıkır tıkır hızlıca bitireceğiz. Üstünde muazzam bir meydanı. Turan Ançerli Başkanım da bir. Ben burada ne hayaller duydum. Hani ben bu sektörü bilirim buradan. Hayatım buralarda geçti benim. Avcılar, Beylikdüzü bir. Ne hayaller kurdular ben bilmez miyim? Hayalleri yıkıldı. <laughs> Hayalleri yıkıldı. Senin benim milletin malı üzerinden hesap kitap yaptılar. İmar değişiklikleriyle bakın buradaki e, siyasi parti ilçe başkanlarımız lütfen duysunlar. Başka partilerden bizi gelip bugün bu anını yakalayan, sağ e, bizimle bir arada olan, güçlendiren dostlarımıza söylüyorum. Sadece kamu mülkü üzerinde imar rantı geliştirerek veya bir kişinin şahsın malındaki imar artışını sağlayarak bu şehirde 15 yılda 86 milyar dolarlık rant elde edildi. 86 milyar dolar kuruşuna kadar hem de arkadaşlar bunu böyle bir külliyat yaptılar. İsteyen istesin benden yollayayım. Bunları hep anlatacağız. 86 milyar dolar. Ne demek biliyor musunuz? İstanbul çoktan 850-900 kilometre metrosu olurdu. Çoktan. Biz tepiniyoruz metro bitirmek için. Tepiniyoruz Sefaköy'ü avcılara, Beylik düzüne Esenyurt'a bağlayan metroyu bitirmek için. Kıvranıyoruz, çırpınıyoruz temelini atmak için. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'yla ön protokolünü yaptık. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Finansmanını hazırlıyoruz, projesini hazırlıyoruz. Liyakatli bir ihale altyapısını hazırlıyoruz. Uluslararası katılımcılar da olsun, daha uygun fiyata verelim kredi imkanını bulma konusundaki fırsatlarını arttıralım diye yaptık her şey. iki yıldır yatırım planına alınmıyor. İki yıldır kim cezalandırılıyor? Küçük çekmece, avcılar, büyük çekmece, Esenyurt, Beylikdüzü hepsi cezalandırılıyor. Daha ileri gittik. Şimdi sıfırdan başladığımız Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metrosunu Saadetdere'ye, kadar indireceğiz. Beylikdüzü'ne bağlanacak Sefaköy metrosunu da Saadetdere'den buluşturacağız o metroyla. Yani öyle bir bağlayacağız ki İstanbul'un batısını 3,5-4 milyona yakın insanın hayatını kolaylaştıracağız. Ya bunu yatırım planına alsana. Bir imza. Para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Ya sadece engel olma be kardeşim ya. Ama o engeli de aşacağız. Ve hayatını insanlarımızın kolaylaştıracağız. Biz sadece avcılar değil 39 ilçemizde hayatı kolaylaştırdık, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İmarla ilgili sorunlar, tapuyla ilgili sorunlar, caddeleri, yeşil alanları, altyapısı, kreşleri. iki tane yurdumuz var avcılarda. Küçükçekmece'de şimdi muazzam bir öğrenci yurdumuzu açtık. Açılışını yapacağız. Neredeyse bin öğrencimiz yatacak orada. Oha şunu söyleyeyim. Bizden önce bizden önce bir tek yatağı bile olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi oranın temelini attı biz bitirdik. Sizce kim için temelini atmıştı oranın acaba? Kimin vakfına verecekti acaba? Acaba? Yok canım siz yanlış biliyorsunuz. Evet biz aldık temelini atmıştı. Bitirdik. Şimdi orada Anadolu'dan gelen çocuklar, gençlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yine halka ait imkanlarla pırıl pırıl yuvalarda öğrenci yurtlarında yaşayacak. O bakımdan O bakımdan biz hiç engelleme vesaire dinlemeden iddia ile söylüyorum. İstanbul'un en demokrat, en çalışkan belediye başkanı olacağım demiştim. İddialı insan iyidir. Şimdi burada üç belediye başkanımız var. Her birisi de hayır en çalışkan ben olacağım. Kendi aralarında yarışı gurur duyarız değil mi? Ne güzel bir yarış yani. Yani gidip de demiyor ki senin ayağına çelme takacağım ya da seni geri çekeceğim demiyor. Siyasette bu yapılır mı? Yapılmaz. Yapılmaması lazım yani. Geri çekeceğim, kötü söz kullanacağım. Yapılmaması lazım. Koşan adamın önündeki taşları temizlemek lazım. Öyle değil mi? O bakımdan o bakımdan ben evet. Ben hani herkes burada değerli, çok kıymetli dostlarımız var ama öyle değil mi Yüksel abi? Sevgili başkanım. En başarılı olacağım demek bir iddiadır. Evet, en başarılı belediye başkan olacağım. En demokrat belediye başkan olacağım. Bunu kiminle yapacağım? Bu şehrin 16 milyon insanıyla yapacağız. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün ee, sıkıntılara rağmen uzattım. Kusura bakmayın. Bir 15 dakikada geç kaldım. Geç kalmamın sebebi bu sabah erken saatte e, izin verildiği için sevgili kardeşim. Ne yazık ki gezi davasından içeride mahkum olan Tayfun'u ziyaret ettim. Biraz uzadı sohbetimiz. Ona şunu dedim. İnşallah bu hukuksuz Hapis cezası son bulur. Ben yargıya güveniyorum, güvenmek istiyorum. İnsanlar adaletli bir dünyada nefes alabilir. Devletin dini adalettir. Çok asil kavramlar bunlar. Adalet inşallah tecelli edecektir sevgili kardeşim. Ama bil ortaya koyduğum azmin ve mücadelenin ve kararlılığın en büyük parçası da senin özgürlüğüne kavuşman olacaktır dedim, onu söyleyeyim. Senin ve senin gibi adaletsizliğe uğrayanların özgürlüğüne kavuşması olacaktır. İnşallah onu da başaracağız. Bu vesileyle Tayfun'un da size selamlarını getirmiş olayım, ee, sevgili Tayfun'un. Orada gecikince programlar aksadı, buraya geldik. Vaktinizi aldım ama olsun, güzel anı paylaştık, biraz dertleştik. Zaten biz bizeyiz. Siz, ben 16 milyon İstanbullu ve 86 milyon Türkiye bizi izliyor. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun var olun. Efendim şimdi dualar eşliğinde butona basarak ilk betonu şantiyemize atacağız. Sayın Yüksel Çengel Başkanı lütfederseniz sizi arz ediyorum. Sayın İl Başkanımız, ilçe Belediye Başkanlarımız, kıymetli meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız Törenimizi onurlandıran kıymetli muhtarlarımızı da lütfen davet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanım, değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, sevgili avcılar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Avcılar için, İstanbul için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Başkanım, de evet, avcılarımız için, İstanbul için hayırlı ol, uğurlu olsun diyorum. Başkanımıza başarılar diliyorum. Çok güzel İstanbul'a adil yeşil yaratıcı hizmetler sunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, Avcılar Meydan düzenlemesi ve zemin altı otoparkımızın temelini böylelikle atmış bulunuyoruz. Açılış töreninde yine birlikte olmayı çok arzuluyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim.